Merhaba arkadaşlar. Pozitif Enerji kanalında size hoş geldim yeniden. Bugünkü videomuzun Crash Bandicoot on the Run oyununda yeni bir dördüncü yolun açılışıyla bağlı. O yolda olan mahsulları yığmak için nerede, nasıl, kolay yığımınızı sağlayabileceği bilgileri size aktaracağım. Wumpa Island, Dinomite yolu, benim favori oyuncum Blue Hyna. Başlıyoruz. Burada 3 yol var. Birisi solda gördüğünüz tamir aleti. Aladdin'in sihirli lampasıdır. O lampayla yumurta yani tavuk kümeslerini berpa edebiliyoruz. Sağa çekiyoruz. Üstünde bir cedenedi. Ortaya yakınlaştığımız an düşüyoruz. Ortada iki tane. Gördüğünüz gibi. Burada solda iki tane. Sağda bir tane yeniden dönüşte. Götüreceğim mevzulu. Sağdan devam ediyorum. 17 tane bu şimdi yığdığım mevzuldan var. Üçüncünü artık yığdık. Dördüncü. Bu yolun zor olması zor olmasının sebebi bu yolda can yoktur, maske yok. Bodrum katında mersul yoktur. Bodrum katında yalnız tamir yolunda 3-4 tane tamir aleti var. Bunun üzerine çıkmıyoruz çöbeleyle. Bunun üzerine bir tane burada mersuldan var, götürüyoruz. Geçimde kaç tane olduğunu göstereceğim. Yine sola, karşıdan sağa iki tane atlayış, iki tane mensup gördüğünüz gibi cepti. Devam ediyoruz. Bunun üzerinden devam etmemiz önemli. Solda atlayıştan sonra. Yani volkanik bir yoldu. Lavalar, isti sular, sıcak sular. Üzerine, sola bir daha üzerine, bir daha üzerine ve karşıdan bir tane sıcak sulardan mahsul verdi gördüğünüz gibi. Nerede ne var hepsini göstereceğim size. Oynadığınız zaman çok aramamamız için devam ediyoruz. İki tane çiçek var. Sağa üç tane. Biri, ikisi de ocağın üzerinde. Yine burada bir tane solda gördüğünüz gibi iki tane sağda sehpa var. Dönüşte solda olan mersini getireceği ondan maksimum 17 tanedir. Yani devam ediyoruz. Solda yukarıda bir tane daha. Çektiğim zaman dikkatli olmak lazım. Gördüğünüz gibi kaya parçaları üzerinde geliyor. Tamir yoluna gireceğim. Burada bir tane Bodrum katı var. Diğerleri hepsi yolumuzun üzerinde. Gidiyoruz. Burada tamir aletini götürmeden sonraki dönüşte götüreceğim onları. Bodrum katına düşmek için soldaki kaplumbağanı vurmamız lazım. Burada
Bu yolda değil, başka yolda canımızı kaybettireceği tuzak var. O tuzağı göstereceğim ben size. Şarenin üzerinden vurduğumuz zaman gördüğünüz gibi nasıllar yere düşüyor. Artık üzerinden bir defa atladığımız için atlamıyoruz. Çünkü orada mensul kalmamış. Tamir aletini getiriyoruz. Solda bir tane mensul kaldı. Sağda iki tane sayımızı bekliyor. Yine solma devam ediyoruz. Sağdan eve gelir. Yola bir daha çizdim. Güzel yollarla karşılayacağım. Son boyu yolla çıkışı göstereceğim size. Dokunmadan gönderen sizin için kolay olsun diye. Burada ortadan düşüp ilk önce iki tanesini döktüğümüzü göstermiştim size. Bir tane de üstte var. Onu döktük. Artık yolda ondan yok. Bir de halde var. Hadi. Ben size burada şu tuzağı göstereceğim. Sağdakini de soldakini de götürseniz can kaybı var. Gördüğünüz gibi kuşlar yine ötmeye başladı. Eğer maskeniz varsa maske düşecek. Gördüğünüz bir tanesi kaldı. İki tanesi burada. Bundan sonra yok zaten. Ne yıldığımıza bakalım. 17 tane yığmışık maksimum mensulda 37 tane. Bundan 3 tanesi kalıp dönüşte göstereceğim ben size. 27 tane, 7 tane tamir aleti. Tamir aletin devam edelim. Yerden çıkan suların üzerine çıktığımız zaman can kaybı yaşıyoruz. Devam edelim. Sınava ihtiyacı yok burada. Yerle geçseniz daha kolay sizin için. Gördüğünüz gibi yukarı atlayıp kendinizi yere sıktığınızda hem sağ hem soldaki kutuları götürebiliyorsunuz. Bunu kendim de yeni öğrenmişim. İlk önceleri haberim yok. Yani atladık, kendinizi yere atıyorsunuz. Bu yolda da önemli bir şey yok. Tamir yoluna dönmemiz gerekir. Yolu çeşitliyim. Video yaparken zaten bazı şeyleri her zaman unutabiliyorum. Kusura bakmayın. Devam edelim. Kısa yol. O kadar uzun bir yol değil. Gördüğünüz gibi aynı yollara tesis gelmemiz mümkün. Sağ tarafta maniye yok, sağla gitmeniz taşların üzerinden atlayacağım ve yine yanaca gördüğünüz gibi yine kuşlar ötmeye başladı. Civcivler hepsini toplamış. Artık tamir yoluna girip oradan çıkacağım. Yani tüm nasılların hepsini topladım. Daha doğrusu bir yere girmem lazım orada. Nasıl
varmış abi. Böyle bir güzel bir kısmı olmuş oranda sınırlar. Böyle de devam ediyoruz. Bakalım ne kalmış. Gördüğünüz gibi alevler devam edeceğim bir daha. Alevlere düştüğümüz zaman yanıyoruz. Alev alev. Kızarıyoruz. Kızarmış ciğer geliyor. Bir şeyler yok abi. Yani size göstermemiz lazım. Çok fazla döndüyse bu yolda başım dönüyor. Ona göre artık tamir yoluna dönüp tamir yolunda bodrum katına nasıl düşünüleceği orasını göstereyim, ondan da bitireceğim videomu. Devam ediyor. Devam ediyoruz. Orta yoldan atladığınız zaman yalnız sağdan ve soldan az önce atladığım yerdeki İsti sular geyzere sizi yakıyor. Sıcak sular can alıyor. Yok mu yollara? Gördüğünüz gibi mersul yok. Hepsini toplamışız. Orta yolundan bulacaktık. Sağdaki sol açıları toplamışız. Artık hepsini yok. Devam ediyor. Atlıyoruz burada üzerinden. Tuzakları çok. Bir onun tuzakları çok. Sakin olmak, dikkatli olmak önemli. Tamir yolundan devam ediyoruz. Burada bodrum katına da onu göstereyim ben size. Diğer bodrum katlarına girmeyin. Ancak burada bir de bir tane bodrum katı var ki orada mensup var. Diğerlerinde tuzaklar var. Hep tuzaklar. Sağdaki götürmürüm mensulu bodrum katına inmek için. Solla devam ediyoruz. Başımıza taş taşı. İçeri kaya parçası. Sağa çekiyoruz. Sola çekiyoruz. Solla devam ediyoruz. Bodrum katını göstermek için. Sağdaki götürüp de devam edebilirsiniz siz. Ben sadece bodrum katına geliyorum. Gördüğünüz gibi vurduk. Bura açıldı bodrum katı. Çok sıcak burası. Vururu. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sadece bodrum katında gösterdim. 17 tane iç yıldız mensuplarda olduğunu gösterdim ben size. Mensubun yerini bulmak biraz işinizi zorlaştırabilirdi. Kolay olsun diye hepsini gösterdim. Artık hepsini yok. Karşıdan sağ tarafta çıkış yaparsın. Videolarımı izlemeye devam edin. Tüm yolları, tüm zorunlulukları sizin için kolaylaştırmaya çalışırım. İzlediğiniz için yine de teşekkür ederim.